Şimdi Dima 56. Nasıl ya? Gözüm değil bize. 55 değil bize. Öyle abi. 56 zannediyorum. Doğru abi. 56 Diman. Diman tahayyülü. Tahayyül ve tasavvur garayipler alemi. Korkunç bir yer. İnşallah becerebiliriz zaten. Ve itikat gibi fazla detayına girmeyeceğiz daha. Elimizden geldiği kadar kurtarabilirsek tabii. Yani kendimizi onun içine girmekten kurtaramasak ne ala elhamdülillah. Şu kapatayım şeyim. Siz de telefonu belki şey yaptınız. Güncelleme yapıyordu, kapattım. Bak, tahayyül ve tasavvur garayipler alemi. Bir kere bu ne işine yarayacak? Ona göre. Tahayyül, tanıdığımız bir şey. Şunu sileceğiz. Şunu böyle bir arkadaşımız işte yazmış. Dur ben sileceğim abi. İstersen sile. Çok iyi olur. Bu ilginçtir. Şu köşeden başlayayım. Ha, o sifat. Mavileri sil. Onları sil. Şimdi bu arada tahayyül, diman, garip, garayipler ülkesi. Çok tuhaf bir yer. Garibine gitmesinin sebebi sende oluşundandır. Timsah öyle yer deyince bilgi oldu. Garayipler deyince öyle olmadı. Timsah yer deyince gibi olmadı. Bununla alakalı bir şey anlatayım size. Bu tahayyül nerede? Hayal nerede? Tamam, bununla alakalı bir şey anlatacağım. Tarihin bir tarihinde biraz onlarla konuştuğumuz için sofrada o kaylanan için gülüyor. Sen de gülersin biraz da. Gülerim abi. Enfus'te Allah onlara ceza kumullah hayren kesira. Herkes seversin ama hasretten Nadir abiyle Ezir abi ve Rüştü abiye çok hayırlı eciller nasip etsin. Amin. Sosyoloji yani layıkalar noktasında Rüştü abi, Zübeyir abiden geliyor. Zübeyir abi primiz olduğu halde o kadar batın gözükmüyor. Hasan Feyzi abi gibi, Hafız Ali abi gibi gözükmüyor. Acayip bir şey, Hızır abi bizim daire-i nurda bilinmeyenlerden, gariplerde. Çünkü batıncı olduğu için, enfusçi, ilgiyi çekmediği için nakledilmemiş. Ben niye naklediyorum? İlgimi çektiği için. Bir gün dedi ki bak, ne kadar tuhaf adam bak. Gece çağırdı beni, otur dedi. Münker Bekir ne iş yapar dedi bana. Yani tabii ki klasik bilgimiz var tabii. Münker Bekir ne iş yapar dedi. İki. Ustad kabre girince girdiğini söylüyor dedi. Orayı burada, burada, burayı da oraya yaşayan bir zattır ustad. Kabre girdim diyor. Kabir dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Münker Bekir gelince ne yaptı? Acayip terletti beni. Sorudan yerden yere vurdu. Demiyor. Bunlar geldi diyor. Enis arkadaş oldular diyor. Arkadaş oldu. Kabrimi nurlandırdılar. Genişletinde yalnızlığımı giderdiler. Isındırdılar diyor. Dört tane şey. Bir daha kabir soğuk, dar, yalnız, kimsesiz. Bunu gelince ne yaptı dedi. Kalbimi ve kabrimi. Kalbimi ve kabrimi. Bir, darı genişletti. Karanlığı aydınlattı. Yalnızlığı nusiyete çevirdi. Yalnız kimsesi. Bir de soğuk ısındırdı. Öyle mi Gafur?
O zaman bu dördünün bütünlüğü senin münker mekirin değil midir dedi. Bu dünyada. Senin yalnızlığını dünyada gideren soğuk, yani soğuk diş etkenler, yalnızlık, kimsesizliğini gideren nünker mekirindir senin. Her nünker mekir, herkesin farklıdır. Sen gel, hey sıradaki, o gelsin. Arkadaki gel, takılma. Böyle değil. Aynı nünker mekir herkese sual sormaz. Herkesin nünker mekiri farklıdır. O ezeli ve ebedi senin için yaratılmış duruyor. Meleklerde yükselmek yoktur, genişleme vardır. İşaret edeceğiz da. Münker mekir, insanın fıtratını lef-i mahfuza bakarak veya insanın fıtratına bakarak anlamış. Tamam? Kan dökecekler vesaire. Münker mekirin bu alemdeki karşılığı zaten bizde var. Münker mekir, sen zina yaptın, sen içki içtin, namaz kıldın gibi gözüküyor. Sureti budur. Her şeyin, hep bu tahayyülü anlatmak için anlatıyorum. Her şeyin bir sureti var, iki kanuniyeti var, üç hakikati var, dört mahiyeti var. Surettir o işte. Münker mekir, şeyde bir malzeme daha vereyim. Cebrail aleyhisselam bundan sonra sen gideceksin dedi Miraç'a. Ben bir adım atamam dedi. Dönerken ey arkadaşım Muhammed aleyhisselam ne oldu anlatsana bana. Ondan sonra anlatamam dedi. Zorlayınca anlatamam dedi. Ben sana arkadaş vahiy getiren değil miyim? Onu vesile ve şefaatçi yaptı, konuştum diye. Malum işte gene anlatamadı, anlatılmadı, olmazdı. Demek ki Cebrail bile meleklerin başı, o sahanın başı tabii, merak ediyor, öğreniyor. Bizim anlayışımız gibi bir melek değil ya. Okyanus hayal edin, hayal eder misiniz? Dibi yok, derin, ucu yok, geniş. Üstü yok, yüksek. Melaikeler derindir, geniştir, yüksek değildir. Terakkileri yoktur, imbisatları vardır. Genişlemeleri vardır, bak Cebrail öğrenmek istiyor. Yükselmeleri yoktur, taallümle tekemmül değil, taallümle imbisat vardır. Evliyaların makamları taallümle imbisat var, İnkışafları yoktur. Besatik peyda eder. Nefis öldürdükleri için nefsin yükselmeleri yoktur. Durur. O cins evliyanın. Çünkü terakki etmeye sebep nefsin varoluşudur. Nefsi söküp aldığın zaman melaike gibi yükselme yoktur. Genişleme vardır. Şimdi her şeyin ama her şeyin sureti var, kanuniyeti var, sureti mevcudattadır ve bedendedir. Kanuniyet insandadır, hakikati esmadadır, mahiyeti sıfattadır. Her şeyin. İnsanlar kabre girmekten korkuyorlar. Oysa kabirdeler, kabirdeyiz, kabre girmekten değil, kabirden çıkmaya gayret ediyoruz. Biz kabirdeyiz. Kabirden çıkmaya gayret et. İnsanlar ölünce uyanırlar. Gece de bir kabirdir diyor Risale'de. Gece alem için kabir diyor. Tamam? İnsanlar Allah Resulü diyor ki uykudadır. Yani kabirdedir. Nerededir uykuda? Gece kabir diyoruz da. Gecenin içerisinin içerisinde. Gece aydının içidir, uyku içinin içidir. Rüya dağ içinin içidir. Yakaza uyanmaktır. Şimdi, münker mekir yani
kontrollü konuşmaya çalışıyorum da. Kabirden girmekten değil, çıkmaya gayret edeceğiz. Nasıl çıkacağız? Endişemiz olmalı. Nükher Mekir geldiler diyor. Beni terlettiler, yerden yere vurdular. Perişan ettiler. Balyozu vurdukça sesi marştan ferşe gitti demiyor. Darı genişletmiş. Karanlığı nurlandırmış. Yalnızlığını ünsiyete, soğuğunu ısındırmış. Öyle mi? Bu dördünü tencereye koyar mısın? Senin Nünker Mekir'indir. Senin yalnızlığını gideren. Nice güneşin altında kapkara kafalar var. Nurlandıran. Nice toplumun içinde ama yalnızlaşan insanlar. Cemaat. Senin bir kardeşin. Yoldaşın, karındaşın, kanın, ruhunun ruhu. Kardeşin senin Nünker Mekir'indir, nurlandırandır. Yalnızlığını giderendir. Söyler misiniz kardeşinizle kaç saat durursunuz? Her hafta kaç saat beraber durursunuz? Ama kaç saat her hafta beraber duruyoruz? Şimdi geleceğim şu. Fizikte bir bitişik kap kanunu var. Bitişik kaplar. Yani yüksek aşağıda su koyduğunuz zaman kaplar eşitlenir. Değil mi? En aşağıdan başlar. Cemaatin fertleri de bitişik kaplara benzer. Nünker Mekir seninle yaratılmış, senin benimle devam edecektir. Sıradan gelsin, sen gel. Öyle bir sıraya koyup bir kişiye hesap çekmiyor. Seninle yaratılmış, seninle bitecek o. Peki, gelelim soruya. Senin zina yaptığını sen bilmiyor musun? Sen içki içtiğini bilmiyor musun? Sen namaz kıldığını, kaza namazını kıldığını, derslere gittiğini hep biliyorsun. Peki, Nünker Mekir diyor ki sen zina yaptın ha? Böyle için bu meleke, hikmeten yaratılır mı? Sıfır değil. Peki, insanın fıtratına bakmış melekler, insanın levh-i mahfuzuna da bakmış, anlamış. Fakat bir fiilin, bir namaz kılmanın, bir Allah'a isyan etme fiilinin, kumar oynamanın fiilini biliyorlar. Fakat insanın içsel aleminde o fiili doğuracak meylanlardan mesela şeydi buldum Almanya'da yeni orada latife-i maneviye katta olduğunu gördü. Latife insaniyle beraber. Tabii tuhaf tuhaf şeyler garip memlekette Allah nasip etti öyle. Latife insaniyenin yanındaymış o da. Yani bir insanın fiili, davranışı bir evamili tekviniyesinden başlar fiile dönüşmesi için ruha, kalbe, vicdana, dimağa, eyleme dönüş. Bu süreci bilmiyor melek. Yalnız fiile tanık, şahit. Diyor ki sen bunu yaptın. Bana içsel alemindeki bu süreci anlatır mısın? Öğrenmek istiyor. Abi zaten soru sormuyor. Münazaraya başladı diyor. Evet. Münazara. Başladı diyor. Hızır abi diyor ki o melek, beni melek diyor. Beni çok merak ediyor. Bana soru sorması ne demek biliyor musun? Benimle içsel alemde dolaşmak istiyor. Onun için beni bekliyor. Soru sorması diyor, imbisatı için. Sultan ismi de bunu iktiza ederdi. Yoksa bakkalcı Mehmet Efendi değil diyor. Sen bir içki içtin çizgi. Namaz kılın bir artı. Sen bakkalcı Mehmet'in dedi, bakkal defterini mi zannediyorsun? Dedi. Sen kabiri şu aşağıya mı bahsediyorsun? Dedim ki abi neresi, nasıl? Evinde bir sorun yaşıyorsun. İş yerinde bir sorun yaşıyorsun. Psikoloji bir sorun yaşıyorsun. O senin kabrin değil mi? Çık da göreyim hadi. Çıkamaz. Perdelik tahtaları sök de çık hadi. Kefenden çık da göreyim hadi. Peki kefeni niye sararlar? Arındırmak için. Öteki aleme kutsiyetle. Ne demek?
Adem Safiyullah'tır, beyaz da gelmiş. Çünkü bütün renklerin cemi, kendi bir rengi olmayan beyaz, yedi rengi hulasasıdır. Mustaki bir renk değildir. Öyle değil mi Erdinç nerede? Burada. Öyle değil mi abi? Yedi tane rengi ilkokulda yapardınız, yaptınız mı böyle? Yuvarlak bir şeyi, küreği, yedi tane temel rengi yaparsanız aşağıdan bizi çevirttiriyordu, beyaz gözükürdü. Hatırladım. Kefeni arınmayı gösterir. Yani Safiullah, Adem, Adem geldik. Tamam mı? Adem gitmeyeceğiz. Gene Adem. Gülkemekir seni bekliyor ki merak ediyor. Bu fiil nasıl çıktı? Çünkü fiile şahit insanlar garipsiyorlar ya. İç alemde seyahat etmek istiyorlar. Seninle oralara geçmek istiyor. Buna Allah buna uygun bir Resulullah bir hadisi var Aleyhisselatü Vesselam. Her cennet ehlinin diyor cenneti hürsi var. Harama baktığı zaman sizi oradan görürler. Harama bakınca onu bana mı tercih etti diye ağlarmış. Ağlarmış, gözüne yaşlar akarmış. Dedi ki, Nükel Bekir, soru sormak gibi sureti budur. Teslim, kanuniyeti seninle yaşamaktır. Hakikati seninle aynesmaya mazar olmaktır. Yani bitişik kap kanunu gibi seninle sirayet olup senin seviyene gelmesini istiyor. Yetici ve hikmet? Çünkü onların da mesela senin bir kuvve istidatların yok mu? İnkişaf etmek lezzetli değil mi? Onların ubudiyetleri lezzetleridir. İnbisat etmek istiyor. İnbisat lezzetin kendisidir. İki çeşit lezzet vardır. Lezzeti ulvi. Bir inbisat, bir inkişaf. İnkişaf akıl hayallerine gelmez. Mesela benim sesim yayılır inkişaf, ok atarım, inkişaf dedim, inbisat, ok atarım, hedeften hedefe gider, bu inkişaf. Şimdi gelelim, Garayipler ülkesi, kabrimizin münker ve nekirleri. Burası münker mi şimdi? Münker. Değil mi? Nekir, tasavvur. Evet. Şuraya gelecek. Hissettim. Kokusunu mu aldın? Doğan İsa ise. Birisi tenzih, birisi teşbih. Birisi mekan, birisi. Evet. Garayipler ülkesine hoş geldiniz. Tahayyül. Fakat boğulmamak bir tuhaf alem. Girmeyeceğiz. İtikatla kadar gitmeyeceğiz. Çünkü itikat usulle çalışır. Edile-i şeriye ile çalışır. Yöntemle çalışır. Kontrolü kolaydır. Hayalin seninle alakası yoktur. O hayal bir mutlak ve muhittir. Onu kontrol edebilen sistemimize tahayyül. Bunu diyebilmem için bir sene uğraştım. Hayal, hayalindekileri tahayyül ettim diyor Üstad. Hayal. Hayal, bizim dışımızdaki alem, alemler, acayip alemler, kaftanları, ceberutlar, lahutlar, melekutlar, nasutlar, tasavvuf lisani, garayipler alemi, hayal. Kişinin hem cenneti hem de mutlak onu kontrol eden, kendisini lehine ve aleyhine döndüren yöntem, hayaline sahip olamazsın. Ancak tahayyülünle. Hayal mastardır, vurmak. Tahayyül ise ziyadeli mastar, tefaul babından kişinin üzerine döndürür.
karşıya yapmaz, kendisi tefil gibi değil, tefaun, kendi üzerine döner. Mutlakiyeti muayyenleştiriyor, tahayyül ile. Tamam mı? Tahayyül. Garipler ülkesi. İnsanın en garibi de şu cesedi, libası olmayıp binası olması, buysa insan nasıl bir şeydir? Niçin bilinmiyor? Çünkü kabirdekiler, kabirdekileri bilmez. İsa Aleyhisselam ne demiş biliyor musunuz? Petrus denen havalyonu vardı. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, babam vefat etti, babam öldü. Müsaadet de gömeyim. Ve ey Petrus demiş, bırak ölüyü, ölüler gömsün. Ölüler, ölüler ölüyü gömsün. Sen dirilerle ol. Ölmüş. Ustad buna ait bir cümlesi var mı? Mezari mutahrik bedbahlar diyor. Ölü de tabut yürüyor. Kalk, 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 kalk. Ölmüş, ölmüş. Peki ulema ne demiş bu asra? Kayıp asır demiş. Kabirdeyiz. Derslerle dışarı çıkıyoruz. Perdeli tahtalar kalkıyor. Hadi bakalım. Hayalimiz. Hayal değil. Hayale daha sonra gireceğiz. Tahayyül. Tahayyülü görmenizi istiyorum. Fakat bunu silmeden size kabu kavsel biraz gireyim. Biliyoruz. Tahayyül. İyi misin Gabur? Efendim, hayal zihinle çok ciddi bağlantılı ve anla çalışıyor. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim daha yanlış olacak. Bildiğimiz bir şeyle anlatacağım. Taakkul. Burada var zaten. İçinde ne var abim? Akıl. Değil mi? Taakkul. İçinde akıl yok muydu? Evet. Zekavet var. Zekavet aklın içinde. Taakkul. Bu sistemin adı. Akıl nedir ise? Ahkamlarının haletleri. Yani anladın mı bak? Şurada taakkul. Burada akıl yok mu? Evet. Akıl. Nedir o? Sistemin ahkamı. Farkı anladık mı abi? Şurada da işte burada da kuvve-i musabbire diyordu ona. Öyle bir şey hayal düşünce. O içindeki sıfat. Aklın zekaveti yok mu? Hayalin de kuvve-i musabbire. Kuvvedir. Acayip bir güç. Kuvve-i hayal. Evet. Yani. Mesela sporcu geldi mermerin karşısına, hayt dedi, elini kırdı. Ama tefekkür etti bizce. Onlarca ne? Konsantre oldu. Kuvve-i aktif etti, hıt diye onu kırdı. O hayali, tahayyül mü ediyor anda? Evet. Hayalindeki gücü tahayyül ile kendisine taşınıyor. Tahayyül senin elinde. Hayal senin elinde değil. O mutlak ve muhittir. Dibi geniş, de okyanus düşün, dibi eni, yüksekliği belli olmayan mutlak ve muhit gibi bir alem. Şimdi akıl tahayyül haya İçinde ya. Bu, hayali kalbin hadimi diyor. Evet. Kalbin, aklın bir hizmetkarı olan şey diyor, hayal diyor. Kalbin bir hadimi diyor. Geçiyorum. Şimdi bak, bu yerini öğrenmek adına görün, hayal buradadır.
Akıl buradadır, tamam mı? Düşünceler de buradadır. Şimdi tahayyül o sistemi kontrol etme mekanizması sende. Zaten hayal mastardır, tahayyül ziyadeli mastardır. Kendi üzerine tefaül babından kendi üzerine cam oluyor, döndürüyor. Hayal etmek, hayallenmek. Zihin aynasında düşüyor, oradan da hayale geliyor. Adem alemlerle, yani ilk önce mukaddeme için böyle birkaç cümle söyleyeceğim, onu söylüyorum. Küllata girmedim daha. Hasan amcim, zihin aynasına düşen, yani levh-i mahfuz zihin aynasına düşüp oradan bizim hayalimize mi geliyor? O sifo yetmiyor, keşke o kadar olsa. Alem-i misalin tamamı. Zihin aynasında yani vicdan o öteki alemlere komple bakıyor mu? Evet. Hepsine bir. Hepsine. Alem-i misalin bizdeki karşılığında kontrol etme mekanizması iyi ki vermiş bizlere. Tamam. Diman zahirisinde basıra ve semi var. Diman zahirisinde. Diman batınında hayal ve tasavvur var. Diman batınındaki iki göz var. Diman kafanın iki gözü varmış. Bu değil. Bir gözü tahayyül, bir gözü de tasavvurmuş. Diman gözüymüş, tahayyül ve tasavvur. Hayalin gözümün önüne gitmiyor. Cümlede böyle. Hayalin gözümün önünden gitmiyor. Sizinle görüşmek istersem hayalen hepinizi hazır görürüm. Ben gelmem, o geliyor. Üstad güçlü olduğu için onu getiriyor. Hayalen sizi yanımda hazır bulurum. Hayal görüyor, onun sana mal olması ise tahayyül. Hayal görüyor, onu sende anlam bulması veya bulmaması tahayyül yapıyor. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan der cümlesi. Bak görüyor musunuz? Yani geçmiş geleceği yok hayali. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan der. Ustadın çınar ağacına sarılıp ağlaması. Hayal üç zamanı da yaşatıyor insana. Hazır zamanda üç zamanı yaşatıyor. Cümle cümle anlatıyorum. Bedensel hayat hazırana bakar. Hayal üç zamanı da içine alıyor. Şimdi onlardan anı yaşamak tahayyül. Üç zaman var ya, hayal üçünü birden cem etmiş. O üç zamanı batın yaşıyor zaten. Ama andaki, şu andaki durumun tahayyül. Üç zaman hayal. Şimdi onlardan anı yaşamak tahayyül. Hayal sistem, onu onda yaşamak tahayyül. Yani hayalin içerisinde yaşamak. Hayal abi zata mı aittir ki? Alemi sola ait. Yani zata bak, ona bakıyor, bize bakmıyor. Hani şöyle bir misal vermiştiniz ya sen abi. Bu bir nehirdir, uzatır alırsınız, uzatır alırsınız. Alır, evet. Yani bu da bir hayal de bir nehir. Evet. Acayip. Garayipler ülkesi. Ne istersen git bul. Yok. Alem-i şehadetin dışında da her şeyde var. Berzah var, kabir var, ahiret var, cennet var. Sen mesela bir tanesini söyleyeyim. Bağla'da geçiyor. Ustada diyor ki, abi de ustad onaylamış. Ustad diyor ki, ustadım diyor, siz diyor, 19. mektubu yazarken öyle kitap mitap yok ya dağda bayım. Manen, hayalen asıl saadete geçip olayı bizzat müşahede edip de yazıyorsunuz diyor. Çünkü bu kadar ince detay vermek kolasalı ancak öyle geçiyor. Evet. 240 küsür müydü? Tamam mı? Barlada. Siz diyor hayalen o alemi geçip aynen canlı müşahede edip
bu kadar detay, bu kadar hulasa ancak böyle olur. Abi bu hayalen yanında bulup hasbihal etmesi var ya, yani dördüncü mektuptaki mesele bu zaten. Yani bunu anlamamıştım, yani hala da anlamıyorum da. Hayalen yanında bulmak tamam, ben size hayal edip yanıma getirebilirim. Ama hasbihal kısmı nasıl olacak? Ya da tam mesela şey yaptı, hayalen imbisat etti, Asr-ı Saadet'te ya da Mucizat-ı Ahmediye yazdı. Yani o biraz daha şey ama hayalin sana karşılık vermesi çok manidar bir şey yani. Peki, senin yaptığın derste sana cevap verim. Almanya'da ikinci dal yaptın. Evet abi. Katre vardı, reşe vardı, zöre doğru vardı. Anlamak için, bunu zor ya, ilk önce dışarısını gösteriyor. Reşa, katre, zühre. Ha bu böyle oluyor, bu böyle oluyor. Anladın mı diyor Hasan. Evet ustadım, katre, reşa, zühre, neyse. Ha şimdi bu dışarıda tanıyasın diyor, aynaydı. Şimdi aslında orada maksat sensin, gir içeriye. Katre de sende, reşa da sende, zühre de sende. Zahirde gösterip batına taşınmak için. Onu hayalen getirdi. Peki, bu insanlar kimdir piyasadaki? Etzai kainat, insanın efradi hükmünde. Kainat ise nevi hükmünde. O Hafız Ali'yi getirdi mi? Hasbihal, onu cem etti. O Hafız Ali ustadın nesi oluyor? Efradıdır. Sen benim neyimsin? Sen de ben de öyleyim sana. Bak kainat diyor. Kainattaki şeyler var ya, etza. Dağlar, denizler, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hüseyin. Tamam. Hepsi bizim efradımız. Fert. Biziz bu. Cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarttım. Yani bu esma cihetiyle bir tefekkür olursa öyle olur. Yani mesela abinin... Esma cihetiyle sırf değil. O olaya taşınmış, merkezden bakıyor. Yok gitmiş ya. Evet. Merkezde şöyle düşün. buradaki elma, ağaç, çınar, büyük, muhteşem bir ağaç olsun. Sağdaki dağ yaprakla, soldaki dağ. Ne kadar uzak? Evet. Çekirdekle ne kadar yakın? Dışarıda meyve, yaprak, dal, kütü, koku. Ne kadar farklı? Dal, çiçek. Çekirdek aynı. Yani ne yapıyor? Meyveyi, çekirdeği getiriyor. Dalı bu da Hafız Ali, hasbihal yapıyor. Yani mesela çekirdek noktasında bir sıkıntı yok. Ama meyvelerin birbirini bir beraber görmesi olayında şey oluyor işte. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Meyvelerin birbirini görmesi var. Evet. Ben bir meyveyim, siz de bir meyvesiniz. Hayal ettim, yanına geldim. Sonra meyvenin şekli farklı. Bir tane yamuk, bir tanesi kızarmamış vesaire. Ama o farklı olan meyvenin çekirdeğiyle benim sahne değil mi? Çekirdek aynıdır abi. Ha, o zaman Hafız Ali'yi getirmiş hayalen. Tahayyül ile hasbihal. Çekirdek noktasında olur. Öyle. Getirmiş. Hafız Ali abinin bundan bir kar var mı peki? Kesinlikle. Var tabii. Yani mesela... Çünkü mesela Ayşe Fatma'yı getirdin. Tamam. Bana da zarar verseydin. Mesela birisini hayalen getirdin. Onun ruhuna da yükleme yapıyorsun. Yapıyor musun o? Yapılıyor. Çünkü sirayet ediyor. Hayal ettiğin şeyle etkilenmiyor musun? Bazen benim senin bir tuhaf faaliyetin olmuyor mu yürürken? Ya dua alıyorsun ya yükleme yapılıyor sana. Peki el makbul dua neydi? El makbul dua nasıldı? Bir, kaldırdın. O insanı tahayyül et. Tasavvur et. Taakkul et. Onu tasdik et. İzan et. İmtisal et. İltizam et. Ona yakınlık hisset, itikad. Ondan sonra dua et. Mesela, Ya Rabbi Yasin'i de merhamet et. Kafayı kaldırıyorum ikinci şekil. Yasin'i derste hayal ediyorum, derste oturuyorum. Ya Rabbi Yasin'i. Değil mi? İkinci hayal et bakalım. Ne kadar tesirli oluyor. Ya Rabbi Yasin'i de şey yap. Ya Rabbi Yasin'i de. Yani makbul şey. Peki, bizim haberimiz olmuyor ama âli ruhlar fark ediyor. Mesela şöyle der. Bilmiyorum kimden ama o daha yüksekler bilir. Şu anda bana acayip bir dua geliyor. Çünkü bu lezzet şu anda olmaz.
kadar mı belli etti? Anın şu andaki hali türlüğümde diyorsun, mükemmel bir rahatlık var. Birileri dua ediyor var. Tasavvur ediyor senin. Hayal hakikata mı dönüşüyor, hayal hakikat mı yoksa? Sende ikisi cem oluyor. Bismillahirrahmanirrahim, ben de bir şey söylemek istiyorum. İkisi sende cem oluyor. Bak, alacağım ilmi. Suret hariç. Kanun sende mi? Cem olursa hakikat oluyorsun. Suret, kanuniyet, hakikat cem olursa, cem edersen mahiyet oluyorsun. Tevhid'e doğru gidiyor. Abi 8. meselede diyor ki, bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordur. Hayalin vücudunu anlamak için daha farklı bakmamız lazım. Evet. Hayalle tahayyül edip hasbihal edebiliyoruz. Ama hayalin kendisiyle konuşuyoruz. Bir küçüklüğünde. Burası çok ilginç. Küçüklüğünde. Küçükken nelerle uğraşmış. Vazifeli adamlar. Şurayı yazayım da çünkü şey olmasın ya. Devamı tekrar etmeyeyim. Mülker hayale şahit olamıyor değil mi abi? Mülker olamıyor. Bunlar öğreniyor. Hayali olsa bile tahayyülüne olamaz. Belki hayalin kendisi mülkerdir. Bir ihtimal. Acaba. Sen sor işte. Doğuyor ya, kurucu gibi. Sor et. Öyle mi? Kendin yayınlanıyorsun. Doktor! Suretten hakikate geç diyor ya. Suretten hakikate geç, küllata geçiyor ya. Yani sureti anlamlandıran kişi hakikate dönüşüyor. Nedir o? Sureti kendisine taşırsa hakikat. Hakikat İsmail'e. Sureti, kanuniyet, hakikati cem-i cem'e getiren adam mahiyettedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu zaten söylüyor. Çok net. Mahiyet. Mesela Sikiyet Asigaybi 149'da Zat-ı Ahmediye'de telakkisiyle Zat-ı Muhammediye'de kendisini görmüş. Fena-i mutlaka mazar olmuş. Zata mazar olmuş. Oysa zat insandadır. Zatın tecellisi kainatta yoktur. Allah'ın sıfatlarıyla, Allah sıfatlarıyla kainattadır. Zatı ile insandadır. Bak zatını söylüyor. İşte yani bu. Hayal üç zamanı da içine alıyor. Bu mesela, kusura bakma abi, o zaman hani suretteki kanuniyeti fark eden kişi kainat hayalata sarmaya çalışmış o zaman. Bütüne getirerek. Evet, yani öyle demesi lazım. Yoksa. Evet. Nasıl olacak? Yani. Şimdi sen dedin ya, hayali suretini alemine getirdi. Hafız Ali diyor, yanıma. Senin suretini yanıma getirdi. Getirince ne oldu? İkisini cem edince demeye gerek yok. Hakikatına mazhar oldu. Hakikatına mazhar olunca, eyli hakikati nazarına girmek istemedim de, dün, bugün, yarın, orası, burası, kabir ve dünya. Öyle bir şey olur mu? Olmaz. Ha yanındaymış, ha uzakta, sureti mekanda uzaktaysa hiç fark etmiyor. Çünkü her şeyin hakikatine geçince her şey her yerde. İlla ki böyle atomsal bir şey değil. Tabi. O atomsal bekle, atomda kendisini atomla izah edenlere aittir o. Ben derken bunu kastedenler beklesin daha. Kabire girecektir. Evet. Eğer ruhunu bedenden çıkaranlar kabirden çıktı zaten. Ne kabiri? Zaten onların endişeleri yoktur. Beden, bedenini ben diyorsa ruh bedene gömülüdür. Kabirdesin kardeş. Çıkmaya çalış. Bedenini ruhundan farklı kılan, ilk daha fark edip, farka gelip furkanlaşan, yani bedenine ben demeyen, bina gibi gören, içinde oturan insan ruh gibi gören, ayrıştıran, bahtiyar insanlar var, bahtiyar, ulvi ruhlar var. Beden kabrinde, zaten usta diyor, kabire, bedene kabir diyor, beden kabrinde diyor, tamam mı? Kabir bu. Ha.
kabirde çıkmışsa, ruh neydi zaten? Şey, ölüm anı, küllü nefsin, nefsin, zayikatıl mevt ve küllü ruhun demiyor. Bunu çıkartmak için, şeyi, ruhu bedenden çıkartmak için ölmesi lazım. Ama bazı bahtiyar ruhlar var ki, bedeni kabire girmeden çıkartmış. E kim ölecek ki? Zaten ölmüş adam. Ölen ölmez ki. Ölmeyen ölecektir. Ölen öldü zaten. Ölmeyen ölmemiştir. Yani ölümde kasıt ruhu bedeni çıkarmak değil mi? Posayı koy içeri, hadi kabire koy. Cesedini koyacaklar gafur. Ne var? Ne için? Ölüm niye böyle sistemin içine girmiş bir sistem? Ruhu bedeni ayrıştırmak içindir. Kim için? Ayrıştıramayanlara. Bedenine ruh diyenlere, benden kasıt şu bedene diyenlere ölecektir. Çünkü allak bullak olmuş. Ruh beden aynı zannetmiş. Ruh bedenini çıkarmış, ayrıştırmış. Bedenine tavandan bakar gibi bakanı zaten kabirden çıktı. Çünkü buna kabir diyoruz da. Ölmüş yani. Ölmüş ne demek? Ölümle elde edilecek neticeyi almış. Ölmek de ruh bedenini kurtaracak. Zaten ruhu kurtarmış. Kim ölecek ki? Zaten ölmüş. Yani ölümde hususat-ı nefsaniyi kesilmiyor musun? Ruhsal manalardan kesilmiyor. Bedensel hazlardan kesiliyorsun. Adam bedeni hazlanıyor ki koca 5 gün Ramazan 5 gram bir çorbayla idare eden adam. Yani o da bize böyle gözükmek içindir. O adam zaten öldü. Neresi ölecek ki o? Peki onunla birlikte münker ve nekeri de o anda başlamış mı oluyor? Tabii çabuk. Başladı. Zaten bedenden çıkarmaya başladı mı? Münker nekeri başladı da. Şu anda bunu duymayla sen de başladın. Onlar bayram ediyor yani. Tabii. Şu anda şahit oluyorlar. Yani Peygamber Efendimiz asrın imamlarına bizzat ders vermiş. Evet. Yani peygamberin en garip tarafı, yani en garip imanı ya. Ben ona acayipim onu dediğinde. En garip başka tarafı onun dediği de bu imandan bahsetmeyeceğim. Bunları bilmiyor. Bunları yaşıyor. Bilmek basit. Bilip yaşıyor. Ama nasıl böyle insan olarak bulunabilmiş ya? Nasıl o dengeleri? Gafurun cebine biraz para alsa, kahvesi değişir, sigarası değişir, arabası değişir, konuşması değişir. Misal. Öyle oluyor ya cebin. Şimdi biraz mana versek uçuyoruz değil mi gafur? Yani düşün bu manaları bizatihi şuurlu yaşasan. Ve burada da o kadınların dertleriyle, dırttırlarıyla, sahabe o kazağı bana ver, yok kılıcım şey yaptı, savaşa gittim gelin. Bu nasıl adam, nasıl tahammül etti? Susun lan, çekilin ya. Nereye uğraşıyorsunuz? Deriz değil mi? Yok değirmen al ya Resulallah, Miraç'tan gelmiş. Ayşe Validem, değirmen al diyor. Ben niye böyle rahatsız oluyorum öyle şeylerde telefon çalınca? Ya kopartıyorsun beni ya. Bir halet yaşıyoruz. Halet, zevk yani, bu zevktir. Bu salattır, namaz değil. Namazla ifade edeceğiz bu haleti. Onu koparıyorsun. Şimdi Miraç'tan gelmiş, değirmen al ya Resulallah. Ötekisi dünyalık ya, istem vermeyecek misin ya Resulallah? Öyle tekzi, ya Resulallah kazağım yok dedi. Öteki tarafta adam sohbet ediyor, mescidin kenarına işiyor. Bu adam, bahtiyar ve acıyorum bazen. Yani Allah alıyorum bazen. Nasıl sabret, ne kadar ruhuna şeyler gelmiş. Diyorken diyorum ki o da İspanya bir mertebesi olduğu için onu da yaşıyor. İşerken değirmeni. Yok kazamı, yok bize diyor şey vermeyecek misin Hazreti Ömer'in kızı, peygamberin eşi. Dünyalık şey yapmayacak mısınız, yaşamayacak mıyız? Zaten yakasına tutmuş. Sağlamış yani. Ötekisi değmen istiyor. Ötekisi diyor ki bu akşam diyor benim evim, benim yanımda olacak diyen sularımı. Niye öyle git? Ötekisi sahabe diyor ki şu, macir diyor ki bu. Bu nasıl denge ya? Bir daha kendimizi idare etmekten, bir işimiz varsa yani aklımız başımız gidiyor. Denge insana bak yani, denge. Ve hepsine en doğru muamele yapacaksın.
birbirini kapatmayacak. Ağaçtaki zuhuratlar var ya, dağlıklar, yaprak öyle yapmış ki çok önemli ama çok kabuk kadar yaprak olmuş. Meyve bu kadar olmadı ki. Yani ciğere göre delik yapmış burun deliği. Öküz deliği gibi yapsan patlayacak. Yani hepsine en doğru muamele yapacaksın. Ve kıyamete kadar örnek olacak. Bu insan mıdır? Değildir. İnsandır, insandır ama Allah, Allah olması lazım. Değildir, değildir. Hakiki insan. İnsanı kamil. He? İnsanı kamil olur. O insan da biz. Biz de olmaya çalışıyoruz. Biz. o insansa bilmiyorum. Biz değiliz. Biz kim? Bunu Hasan Basri söylemiş biliyor musun? O insan o da. Dedi ki, Hazreti Ali'nin talebesi, sahabe, tabi'in ya, tebe-i tabi'ine diyor. Diyor ki, siz sahabe görseniz, tamam, bunları deli diyecektiniz, tamam. Onlar sizi görse, bunlar hangi dine tabi? Şeytan diyecek. He? Onlara şeytan, şeytan derlerdi. İnsan değil derler. Bizi görse, herhalde onuzu bir çiçek çekerler. Derler ki, hani var ya şeytanlar demiş bir tanesi. Tebliğe geliyorlarmış abi. He? Tebliğe geliyorlar. Tebliğ. Allah var ha. İrfan. Peygamber haktır ha diyecekler sana. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Şimdi bu şecereyi ilk adı sorarken, anlamaya çalışırken ben. Birisi bana dedi ki, bizim arkadaşlardan. Delilerden bir tanesi. Delilerden bir tanesi abi. Dedi ki, akıllıyım ki. Bu dedi, bunu dedi biz anlayalım diye açmışız. Hı-hı. Bu aslında hep bir. Hep bir evet, tabii, tabii. Anlayalım diye açılmış. Yani çekirdeği anlamak için yaprak olarak açmış Allah. Hı-hı. Çiçek olarak açmış. Hı-hı. Peki Allah deseydi ki çekirdeği çekirdek olarak, burada ağacı fark edin, burada yaprağı fark edin. Anlar mıydık? Yok. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Tamam ilk öyle anladım ama şimdi artık öyle de anlamıyorum. Bu kalbi karşıdan özellikle. Şimdi yani açıla 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 gelmiş de şimdi alem-i şehadete gelmişiz değil. Aslında alem-i şehadetten açıla 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 gidiyor. Biz kendimizi tanımak için aslında açıla açıla buraya gelmemişiz. Açıla açıla oraya gidiyoruz. En son o da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Ha, o da benden değilmiş gitti. Ha, diyorsun ben buymuşum. En son kendini tanımak. Açıla açıla şunu kastediyorum. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanatı falan. Temelde hepsi Allah'ın sanatı da insan içinde. Motor, blok mesleğimiz itibariyle lafı biliyor. Bir motor bloğu var. Oraya piston koyarlar içinde çalışan. Krank mili koyarlar. Soğutma sistemi koyarlar. Yanma sistemi koyarlar. Orada siboplar vesaire. Egzoz koyarlar. Hep eklerler bir kemalat çıkar araba. Hep hariçten ekleme. Allah'ın sanatında öyle değil. Çekirdeği bir şey eklemez. Patlar, filiz olur. Patlar, gövde olur. Patlar, dal olur. Patlar, yaprak olur. Patlar, içeriden çiçek olur. Patlar, meyve olur. Patlar, çekirdek olur. Patlar, koku olur. Patlar, renk olur. Dışarıdan eklemiş. İnsan böyledir. Peki nasıl patlar? Güneşten, sudan, havadan, topraktan alıyor, o içeriği cesede dönüşmek için. Yoksa yazılım olarak dışarıdan bir şey almıyor. Ve alleme, Adem'e, esme-i külle, Adem'e bütün isimleri öğrettik. Bütün ilimleri koyduk. Peki niye geldik? O isimlere şahit olmaya geldik. Biz bu ilimle uyandırıyoruz. Almıyoruz zaten. Zaten bizde hepsi var. Bizdekileri uyandırıyoruz. Ha sakın ha, sünnette ilim yapıyoruz. İlim alıyoruz. Kanuniyette alınanla uyandırılıyor. Nasıl oluyor? Sığır anlat bu ilmi anlar mı? Niye? Çünkü kanuniyeti yok. İçinde bu ilmin karşılığı yok. Kimlerde uyanır bu? Karşılığında olanlar uyanır. Demek ki bu derslerin zaten karşılığı bizde var. Ne fıtrat diyor ki evet evet benim zaten fıtratımda bu var. Şimdi çekirdek patlıyor, ağaç oluyor, patlıyor, çiçek oluyor, patlıyor, meyve oluyor. Yani burası, buna şahit olacak. Burası patlıyor, İstanbul oluyor, patlıyor, Türkiye oluyor, patlıyor, dünya. Patlıyor, bir patlattı Gelani, Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, ahireti
Ahireti burada yaşıyorlar. E ne diyor? Görmediğim Allah'a iman şey namaz kılmam dedi Hazreti Ali. Devam huzur, öyle huzurdan ki devamlı Allah söyledi. E nasıl bir şey olur mu öyle şey? Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Resulullah görünür daim. Öyle mi? Allah görünür daim. Aynedir bu alem, ne diyorlar bak biliyor musun? Tamam anladık bunu. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Esma ile duruyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah diye şey, ayna demiyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah işitilir, Allah ders verilir demiyor. Onun için sahabe hangi şey? Herkes Rabbini seyrediyor. E nasıl bir ayna? Perdes bir ayna. Rabbul Alemin'in şey Rabbini gösteriyordu. Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder diyor. Kim sahabe? Kendini seyrediyordu. Resulullah'a bakarak kendisini acayip garip memleketleri seyrediyor. E bir derste Muhyiddin Arabi talebesini kaftana götürüyordu. Resulullah niye götürmez? Ona bakarken kendisini seyrediyor. Sen kendini seyretmek istemez miydin? Şimdi bir aynam olsa benim. He? Yok. Şimdi desem ki ilan etsek. Haftaya pazar günü ben, Yasin, aynam var. Çıkartacağım sizi. Herkes kendisini seyredecek için. Bir hafta yatabilir misin ya? İşte bir hafta işte sahabeye niçin kalkamadı Resulullah'ın yanında? Zannediyor ki onu seyrediyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ya ders veriyordu ondan. Allah anlatılır daim. Fark edilir daim. Her şey apaçık. Ortada ya. Çıktı. He. Onun için sahabe hiçbir şey yapmamış. Hak ve hakkaniyeti hiçbir şey feda etmemiş. Onun için sadıktırlar. Onlarda hile, yalan olmaz. Çünkü her şeyi burayı, orayı, orayı da burayla seyrediyorlar. Mesela bu, burada uygun mu? Hayır, ne? Uygun. Ona göre, buna göre uygun. Ama sahabe şöyle yapar. Bunu orada gördüğü için ileri it, ileri it, olmadı, olmadı. Çok kötü gözüküyor Hasan. Al, al. Çevir, 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 çevir. Ha, biraz düzeldi. Al, ileri, ileri. Ha, bu şekil orada çok güzel gözüküyor. Bu orada. Böyle. Yerde işte ne? Günahların alev-i sade temessüllerini görüyorum. Nasıl bakayım dedi Bediüzzaman. Bakamadım çünkü alev-i evet. Sade. He? Bakamazdım çünkü alem misal açılmıştı diye. Evet. Allah. Devam edelim. Burayı bitirdikten sonra ara vereceğiz. İkinci şeye başlayacağız. Bölüme. Biraz bir hafta sonra, bir hafta aradan sonra kendinizi çok çok güçlü hissediyorsunuz abi. 50 ha şurayı bir daha okumak lazım. 3 defa olmuş oluyor. Hayal 3 zamanda zaman içine alıyor. Şimdi onlardan anı yaşamak tahayyül. Hayal sistem onu anda yaşamak tahayyül. 50 sene sonraki vaziyetleri bana gösterildi diyor ustad. Hayalde üç zaman var. Şimdiki zamanda tahayyül var. Üç zaman hayalen var. Tahayyül şimdiki zamanda var dedik. Kavgaların sebebi, psikolojik sebeplerin en mühimi de üç zamanı yaşamamaktan kaynaklanıyor. Kavga. Vay onun kıyısını olan doğrarım seni. Taktuka bir şeyler işleyiyorsun. Hapishane düşünce vay ne yaptım. Bunu görseydin o kavga yapmayacaktı. Anda mahkum olanların öfkesi vardır. Üç zamanı yaşama nispetinde öfke olmaz. Çünkü Allah diyor ki vel kazimin el gayze vel afin anin nas öfkelerini yutmamalarımızı, iyilik yapmamızı. Tamam. Peki ya ben buyum, beni böyle kabul. Yanlış. Öfkeyi nasıl yutar? Üç zaman açılma nispetinde yutar. Bol tak tak arabadan indirin aşağı vurdun kırdın. Ondan sonra hapiste yatıyor. Eyvah. Keşke dayak yesem de buraya düşmesem. Eğer hapishane durumunu görseydin, o kavga yapar mıydın? Dayak yerdiğinde hem de yapmazdın. Ha, demek ki asabilik, öfke anda yaşamanın alametidir. Sonra ne yapıyoruz? Kafayı kaldırıyoruz. Vay be pişmanlık. Şeyde diyor bunu, hırsızın diyor mesela elini uzattığı zaman ha. Bir yatın sesini duyar diyor. Evet, 77 Hutbe-i Şamiye.
Öğüt zamanı hayalen var. Tahayyül şimdiki zamana mahkum. Kavgaların sebebi psikolojik sebeplerin en mühimi de öğüt zamanı yaşayamamaktan. Yani hayali çalışmıyor kavga anında. Yani ana mahkum oluyor. Anı tahayyülü çalıştırıyor. Ahdınızı niye bozuyorsunuz? Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor. Şu ana hükmetmememiz için geçmişimizi kullanıyor. Allah şu anla mahkum olmamamız için diyor ki geçmişinde söz vermiştin diyerek anda çıkmamızı, geçmişle beraber anda yaşamamızı istiyor. Burada duruyorum. Abi ara vereceğiz. An. O an. An zahir midir, ahir midir abi? Yani şimdiki yaşadığı, yani tahayyülün sahip olduğu, tek düşündüğü, bizi öfkeye iten, bizi suça iten o zahir midir, ahir midir abi? Zahirdir. Şöyle düşün, ağacı hayal eder misin? Beraber gidelim. Çekirdek var. Evet. Ağacın kendisi zahir, onun makine tarafı batın, meyvesi ahir. Meyve insandır. Meyve. Meyve içinde bir çekirdek var. Ama o çekirdekte ağacın bütünü var. Ama herkes de açılmamış. Çekirdek mesabesinde durmuş. Eğer kavga ediyorsun değil mi? Kavga anı ahirdir. Eğer meyve mesabesinde ağacı da görseydi, çünkü meyveye göre ağaç öncedir. Tamam. Eğer meyve önceki halini görseydi, ağaç halini görseydi, nereden geldiğini bilecekti, onu yapmayacak. Kavga ve öfke anı ahirde yaşamaktır, son. Ahirde de yaşamaktır. He. Ama ben zahiri ile zahire bakabilseydi kendisine, ahirdir kendisi çünkü. Zahir gözükmüyor ki adam. Ahirde biz mahkum olmuşuz. Tamam. Yani o kavga anı, kavga eden. Evet. O anda ahirdir. O anda odur. Ahirdir. Evet. Zahir ama yani. Şöyle de denilebilir bakmayın. Süret olduğu için zahirdir. Aslında insan insanlığını bilmiyor. İnsan olmaya geldik ya. Bunu düşünürsen biraz tefekkürle. O zaman sen o kavga anı zahirdir. Çünkü insanlığını unutmuşsun. Meyvelik mesabesi yok sende. Kavga anı zahirdir. Ahir değilsin. Ahir insandır. Meyvedi, meyve olduğunu bilmiyorsun ki. Neye benziyor? Daldan kopmuş diyor, ağacından cüda olmuş, uzaklaşmış. Yere düşmüş, çürüyor. Olayları zahire bakıp hükmeder diyor ustad. Hata nereden kaynaklanır? Zahire göre hükmetmekten kaynaklanıyor. Ahire göre demiyor. Bir daha. Yani hata nereden yapılıyor? Hatayı niçin yapıyoruz? Zahire bakıp hükmeder. Başka ne diyoruz? Zahir aldatır diyor. Abi ben de şöyle düşünüyorum. Müsaadenizle onu söyleyeyim. Anı yaşayan illa ahir değil bence abi. Anı yaşadığını biliyorsa evet. Bence herhangi biridir. Sadece biridir ama. Yani bu evvelde de olabilir, zahirde de olabilir, batında da olabilir, ahirde de olabilir. Şimdi yani ama sadece birine vakıftır. Yani birinde. Doğru. Birinin baskın olması. Tamam doğru. Bu da doğru. Ben öyle menfi kastederek, kavga gürültü vurmak kırmak var ya, onu kastettim. O haletleri düşünürsen o doğru. Kimisi evvel baskılamasından olur öyle ders yapar. Evvelle bakar. Yani unutmuş milleti. Şöyle diyeyim. Adam geçmişini unutmuş. Biz normalde tanıdığımız zaman kimin derse yapmasını isterdik? Bir bakın hele. Geçmişinize dönün. Kim bana uygun izah yapıyorsa öyle değil mi? Yani düz okuyanın biz gitmezdik. Evet. Gitmezdik. Peki geçmişini mi unuttun? Şimdi senin karşında olan çocuk da senin geçmişin işte. Ona uygun ol. Kendine uygun olma. O zaman o çocuğa nasıl davranacaksın? Yüksek, Hakkari Yüksek Ova'ya tayin oldu öğretmen.
talebe kardeş, şey, öğretmen kardeşimi sordum. Telefon etti. Abi dedi, nasıl davranayım dedi. Sen çocuk ol, çocukken bu kafayla nasıl öğretmenin olmasını isterdin? Öğretmen sana nasıl olmasını isterdin? Ölü öğretmen ol. Sen nasıl ders yapacaksın yeni gelene? Ol sen ol, öyle yap. Nasıl hitap edilmesini isterdin yeni geldin? Bana nasıl hitap edilmen? Öyle ol. Merhametin kendisi budur. Resulullah kendi canibinden konuşsaydı zulüm olurdu sahabe. Onun seviyesine inmesi Allah'ın kanunudur. Etten uzulati ilahiyati ala ukulil beşer. İşaret-i Caza diyor ki Allah kendisine yakışır bir şekilde konuşması bize zulüm olurdu. Allah insanların seviyesine inmesi etten uzulati ilahiyati ala ukulil beşer. İnsanların seviyesine inmesi tenezzülat ilahiyedir diyor. Sen de tenezzülat ilahiye mazhar ol, onun seviyesine inerek ona hitap et. Doktorun lisanıyla söyleyin. Onun lisanıyla söyleyin. Rab uturttu, bilmem ne oldu, bilmem ne, bir sürü tabirleriniz var. Telaffuzu da bile bilmiyorum. Ne anladım ben? Sen de şu oldu da şurada tabirleriniz, şu ilaç. Lan zaten gavur ilacı, ismi de gavur zaten ilaç. Ya doktor bey bana anlatır mısın? Kardeşim üşüttün de karnın kurudur diyor işte. Ha, ben böyle anlamadım. Yok o karnın üşütmesine bir tabir. Ses yapmasına başka bir tabir. Ben ne anladım yani? Onun için bütün millet, halk, doktorda muzdarip değil yani. Vallahi bize hitap ediyor, bize hitap etmiyor. Bize hitap ederken bize konuşmuyor. Niye? Anlamadım bir şeyi. İşaret-i Caz'da diyor mu demiyor mu? Allah'ın değil peygamberin, Allah'ın insanların seviyesine inip konuşması tenezzülat-ı ilahiyedir diyor. Kur'an için ne diyor buna? Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır diyor. Resulullah Kur'an'ı izah etti yaşayarak ve anlattı. Allah da kendine yakışır gibi konuşmadı. İnsanlara uygun konuştu. Tenezzülat ilahi. Bu da nimet ilahi olduğunu söylüyoruz. Acayip bir şey. Merhamet ilahiyi gösteriyor. Şimdi ben bana yakışır bu sistemi kalbi kalbisini anlatıyorum çocuğa. Tam ilaç gecesinde yeni herkes gelmiş 100-200 kişi, 300 kişi cemaat var karşımda. Kabu kalpsen, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin ceminden bakabilme haleti andaki durumudur. Ben de ders yaptım ben. Ondan sonra gidiyorum odama bir şey yaptım edasıyla yürüyorum salonda. Zavallı. Zavallı. Mahkum olmuş içinde. Çünkü belagat ehli değilsin. Belagat kim kime? Neyi ne zaman? Muhataba göre. Muhataba göre değil mi? Belakat neydi? Muktezai hal. Mutabakattan ibarettir. Ya muktezai hale mutabakattan ibarettir. Muktezai hale mutabakat. Ona uygunluk yapacaksın. Dersten çıkmış senden kopuk. Yani bir şey anlamadım diyor adam da. Senden kopuk. Belakat olmadı. Yani muktezai hale mutabık olacak. Burada kesiyoruz. Bir saat olmuştur herhalde. İşte. 2 saat evvel oldu. 1 saat 40. Tamam. Burada kesiyoruz. Erdinç'in vazifesi mi aktif oluyor şimdi? Evet. Kahve de bedava yok kahve. Anlamaz. Ama hakkımız da vardır. El Fatiha. Nurecim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tahayyül, bu kadar malzeme 1,5 saatten fazla. Tahayyül ile hayal arasında sistematik olarak biraz farktan bahsettik. Garipler alemin. Sözler 274. Bak ey biçare vesveseli adam. Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şeyt değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şeyt dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir, şeyt ise hükümdür. Defteriniz yok mu sizin? Telefonunuza gelmedi mi bu sayfalar? Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme çünkü senin hatırına gelen
şehit değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi, tahayyülü şehit dahi şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Tahayyül hüküm değildir. Hüküm değildir. Tamam. Şimdi hemen bakın orada görürsünüz. Tahayyül yazıyor. Hüküm değildir. Bir. Birinci önemli. İki. Hüküm nedir diye bakalım. Hüküm tetkikten sonra varılan karar. Emir, kuvvet, hakimlik, amirlik, irade, fikirler ve tasavvurlar. Bak lügatta irade demiş. Aslında ihtiyar olacaktı bu. Dimağla alakalı irade kullanılmıyor. Bu inceliği lügatta göremezsiniz. İsarında var. Ben bunu burayı düzelteyim. Ben bile bunu yazarken irade demiş lügatta. İhtiyar diyeceğim ben. Kızacaklar bana lügatçılar. Fikirler ve tasavvurlar arasında rabıtaya tasdik veya inkar etmek, nüfus, karar, kadılık etmek, tesir gibi şeyler, tamam mı abiler? Bir kere tahayyül hüküm değildir. Hükmü anladık mı? Okuduk. Şimdi hatıra gelen tahayyüldür. Tahayyül hüküm değildir. Madde madde gidiyorum böyle. Tahayyül ve tasavvurun serbest bölge olduğundan olumsuzluklarına kalbin müteessir ve müteessiftir. Olmasın, endişe etme. Tasavvur ve tahayyülünden dolayı müteessif ve müteessir olma. Teessüf edip elem çekme. Başka, kalbe yakın olan rümey şeytaniyeden geliyormuş. Tahayyüldekiler hakikat değiller fakat hakikate yardım ederler. Allahu alem hususu dünyamızın mekanının şeklini tahayyül. Mekan şekilsiz, renksiz olmadığı gibi. Şimdi devam ediyorum. Fazla şey yapmayayım. Tahayyül olmayanı var eden, varı da yok eden noktayı kainat. Kainat, kainatı, noktayı kainat, kainatı nokta yapan serbest bölge olduklarından tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Bak alt alta yazınca bakarsın senin telefon yok değil mi? Ben dinlemek istedim abi. Tamam, tamam. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, çok güzel bir şey dizilmiş. Bak, hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür. Bunu dört taneyi yazmak lazım. Okuyayım da ondan sonra. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar. Başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyarıyı pek dinlemiyorlar. Teklif-i din altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Yani onu şimdi ben burayı bir bitireyim. Hem tahayyül, hem tevehhüm. Sayfa 302. Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyarıyı pek dinlemiyorlar. Teklif-i din altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Şimdi buradan çıkan şeyler, cüz-i ihtiyarı dinlemiyorlar.
Çünkü cüz-i ihtiyar iltizamdadır. Değiştirelim. Çünkü cüz-i ihtiyarı görmemiz gerekiyor. İrfan bunu böyle çeker misin abi? Ben şey yapayım. Şurayı. Niçin gelmiyor? Niçin gelmiyor bunu? Kilitlemişler mi? Kafanız olmasın abi. Niye kilitlemiş? Diyor mu? Hakikati parası. Şimdi buradan çevir hafif de. Tamam abi. Bak şimdi. Cüz-i ihtiyarın yeri neresiydi? Hatırlayan var mı? Şurada. İltizam. Burada. Güzel. Bu burası. Burada şeyler oluyor. Şimdi düşünün. Cüz-i ihtiyar burada. Bir de okuyorum. Burayı siliyorum. Bunun hemen karşısına yazayım ki. Saat ibresi gibi değil mi? Evet. Tamam. Bu dursun. Bunu dizmemde çok fayda görüyorum ki. Emri itibari midir abi? Tahayyumun emri nisbidir. Emri itibari şeydir. Tasavvurdur. Yeni tespit. Emri itibari, emri nisbiler hep tasavvurdaydı hatırlıyorsunuz. Evet. Almaya da Allah nasip etti. Çok heyecanlanmıştım. Emri nisbiler tahayyüldedir. Evet. Emri itibariler tasavvurdadır. Çünkü emri nisbi neydi? Nispetle, kıyasla içeriye alınanlar. İçeriye aldık. Başka malzemelerle içeride ve aldıklarımızla evirip devirip çevirdiklerimizin vücuduna emri itibari denir. Evet. Emri nisbi ise nispet edilerek alınan diş dünya. Diş dünya tahayyül. O zaman tahayyüllerimizden sorumlu değiliz, tasavvurumuzdan mı sorumluyuz abi? Oradan da pek sorumlu değiliz. Değil miyiz oradan da? Evet. Hoşuna gitti değil mi? Çok güzel, çok güzel geldi. Allah Allah. Ama ihtiyarı olmazsa fasık olursun sen. İrfan çok şans demiş abi. Ali öyle diyor. İrfan abi için öyle bir şey söylemedi şimdi. Çünkü akıldan, akıl yok diyor şey diyor. Sorumlu değil. Ortalık kalabalık abi. Sen abi sen, ben diyor ki biz sorumlu değiliz dedim. Kendimi işaret edip o İrfan abiye vermek istediği meseleyi sen bir sene yani. Git, ondan sonra gelip derse katıl. Hiç şeysiz, darbesiz kurtul buradan. Öyle böyle yapma. Yakında teklifte düşer bize. Teklifte düşer. Demek ki hep burada kalsak aslında teklifte yok ha. Öyle yazıyor. Tahayyüle kalsak.
zaman aklı aldı. Bir şey mi oluyor? Evet. Atabilmen lazım. Nasıl olacaksa. Şimdi üşenmeden yazıyorum. Emniyeti binayı. Keşke ömrümüz böyle geçse. Bu tür şeyleri. Allah hepimizin canını bu tür şeylerle meşgul olup talebini ulum olarak almasını nasip etsin. Amin. Ruhumuza müekkel Azrail'i de talebi ulumla kabz-ı ervah ile vasifeli olan melaikeyi nasip etsin. Amin. Ya, keşke şu ortamda alsa, çünkü Allah Resulü diyor ki ilim meclisleri cennet bahçelerdir diyor. Hasan abi biliyoruz ne diyor? Aşım Settin diyor ki daha iyisi bulunana kadar amin. Aldım ben de akıl yok ya. Dövüm iyi değil. Altını da yazayım. Vallahi altını. Ne devam. Dedim, biliyor musun? Vallahi. Bakalım. Şey yapamadım. Şunu o zaman devamını da yazayım. Elhamdülillah. Dünyanın cenneti ya. Allah Resulü diyor ya. Cennet bahçesi diyor. Allah aşkına basit. Cennet bahçesi diyor Resulullah. İlim meclisleri. Tevehüm. Allah. Mekan. Mekan cennet bahçesi. Ha tamam. Mekan cennet bahçesi. Fatih Bey. Mekan. Cennet bahçesi. Burası. Evet. Mekan. Tevehüm. Cennet bahçesi. Tasavvur. Biz kimiz? Tefekkür. Cennet bahçesi. Mekan. Hizmet-i Hazretler. Hem de sofra. Hazreti İsa değil mi? İnsin de görsün sonrakilerden. Duysun yeter. Peki. İzan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt. Camideki yaşlandılar bile. Vallahi vallahi ya. Sevgili arkadaşlar, bunun üzerine konuşacağımız için görüyor musunuz gözünüzde? Tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür, kastiki akliden, ama bunu okurken burayı da seyredeceksiniz. Hem tahayyül, hem tevehüm bunun içinde, hem tasavvur bunun içinde, hem tefekkür bunun içinde. Tamam mı? Tasdiki akliden, yani bunun onayladığı akıl ve izani, bunu kim onaylayacak? Kalp. İzani kalbinden ayrıdırlar. Biliyorsunuz bu izan, diman, kalp kapısı. Kalp bunu onaylarsa, izan onaylamış oluyor. Bu onaylarsa, buradan tasdikten taakkudan almış oluyor. O bediye bildiğimiz bir şey. İddiayı o çalıştığımız için. Ayrıdırlar, başkadırlar. Cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Çünkü dinlemezler, buradalar çünkü. Önünde değiller. Cüz-i ihtiyarı buradadır. Şunu yazayım. Çünkü şöyle yapayım. Tamam. Cüz-i ihtiyarı.
Çift taraf oynadığına görüyor musunuz? Hem yeşil hem siyah. Yazı öyle yazılır. Cüz-i ihtiyar orada. Görün diye yani. Okuduğum şey cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına şurasıdır. Teklifi din itikat. Girmiyorlar. Şunlar. Tasdik ve izan öyle değiller, bir mizana tabidirler. Bu kalbe bakıyor. Bu akıldaki, zekavetteki, tefekkürdeki vesaireleri onaylayan yer. Çünkü bu bir taraftır. Bu taraflıdır. Bu tarafsız. Bu iltizam zaten. Zaten yazıyor iltizam. Yani, tarafını belli ediyor. Abi tasdiki akli tahakkülde mi dediniz? Tasdiki akli buradadır. Tasdikte mi? Tasdik. Aklı, akıldakileri tasdik eder bakalım. Tasdik edilen bölümü buranın. Tamam mı? Şu ikisi. Zaten aşağıda bunu söylüyorlar zaten. Tasdik ve izan. Mesuliyet işi yapıyor. Tasdik ve izan. Tamam mı? Çünkü bu bir taraftır. Bu taraflıdır. Bu ise kalbe açılan yoldur. Yani dimağın bütünlüğünü kalbe aktarıyor. Kalpten de buraya geliyor. Buradan dimağa dağıtılıyor. Tamam. Şimdi hem tahayyül geç. Hem tevehüm buradaydı. Vehim yani. Hem tasavvur gene buradadır. Hem tefekkür. Bu aklın içerisindeki zekavet vardı ya. Zekiliktir. Şeydir. Ferasetler falan burada. Tefekkür burada. Neymiş bunlar? Nasıl ki tasdik ve izan değiller. Tasdik ve izan değiller tabii. Arkada neler oluyor? Yani uçağın ön tarafı hiç tübülansa girmiyor. Sıkıntı yok. Kuyruk oynar. Öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar buralara gelen. Şuralara gelen, hatta şuraya kadar gelsin. Tasdik etmedikçe, izah etmedikçe hiçbir mesuliyet yok. Şimdi vesveseli adam burada. Vehimli adam burada. Burası zaten bir taraf, tarafı yok. Mesela şöyle diyeyim iyi anlamak için. Bugün derse gitmeyeceğim. Niyet ettim. O niyeti otomatik senin haberin yok. Akıl devreye girer. Tabii ya yorgunsun ya. Burada dokursun. Sen yeter ki söyle. Ders çalışıyorsun ya. Böyle çocuklarla da meşgul olmak. Aslı vazife. Hanımla da parka gidersin ya. Senin de ihtiyacın var. Aynı sen. De ki bugün derse gitmem lazım. Hemen gene bu adam. Tabii ya gitmem lazım. Olur mu ya dersin geri kalacaksın. Koparsın. Manada koptun mu? Ya bir de nerede bulacaksın böyle bir şeyi? Yani istersen parayla böyle bir ortam bulamazsın o. Yani bir ortam bulamazsın ya. Olur mu ya? Sen, esas seni inşa ediyor. Ders değil ki sensin. Demiyor mu? Yani sen niyet etmeye dursun. Bu neyi niyet edersen fikir üretir. Hangi bir şey? İkisine de hazırdır. Ben gitmek istiyorum tabii canım. Tabii ki gitmen lazım. Çünkü ya ben bugün gitmeyeceğim. Aklını. Tabii ya bugün hakikaten demir değilsin ki ya. Anlamam bir şey. Ha? Acayip bir şey. Yani bu aklın böyle bir şeyi var. Akıl öyle bir adam yani şey değil ya. Yani. O bir taraf bir alettir yani. Akıl aletini diyor üstad. Bak bir daha isterseniz deneyin ama öyle denemeyin. Benim dediğim gibi deneyeceksiniz. İlk önce menfi denemeyeceksiniz. Bugün derse gitmeyeceğim. Demeye dur. Vallahi en az 10 sebep getirin de söyle, hiç beni dinlemeyin. Bu da yanlıştır bu tezim. Derse ben bugün gitmeyeceğim. Yorgunsun. Çocukla meşgul ol ya. Ya tabi burada da okursun. Birinci malzemen çoluk çocuğunla şey. Niyetine göre şey sunuyor sana. Sana malzemesi çok adam. Yasin dedin ki, ya biraz da uzaksın. Zaten abi almayadan geldi öyle üstünüz. Arkadaşlardan da alırız. Akşam sütüne telefon ederiz. Saatlerce anlatır bizi. Yok bugün gitmem lazım ya. Bugün benim pazar.
İma dersin var. Tabii ya, nereden olacaksın ya? Bunu parayla bulamazsın ortamı. Bir yaptın yaptın, bitti. Ben öyle diyorum ikindi namazın sünnetini. Ben kılıyorum mesela, kıldım. Kardeş abdest alıyor. Abi sen sünneti kıldın, farza duralım mı? Yok kardeşim, ben beklerim. Niye? Çünkü sen kıldın kıldın, bir daha bulamazsın. Ezeli ve ebedi ikindi sünnet olmayacak. Abi yarınkisi, o yarınkisi. Bugünkü bitti. Fazla sonra da kılamazsın ikindi sünneti. Ezeli ebedi sünneti bir daha bulamayacaksın. Ezeli ve ebedi. Şimdi ezeli ve ebedi, bu ders bitti. Bu derse katılmamış. Bir kardeş katılmamış. İki kardeş katılmamış. Ne oldu bu ders? Şimdi bu diyor ki, ya ben nerede bulacağım bir daha ya? Sen ekmeğe dur. Hangisi? Mail buradan geliyor. Bu izan neydi? Kalbe açılan kapı. Dimağla kalp arasındaki alışveriş burada oluyor. Çünkü bu intisaldır. Şimdi kalpte mail geldi mi arkadaş derse gitmemeye? İzanı attı. İzan da buralara atıyor. Anladın mı? Dima nereye göre çalışıyor? Mailine göre çalışıyor. Yani mail neredeydi? Diyecekler, bunu biliyorsun bak. Şey bakar mısın abi? Şurası. Kalbin kapısı. İmam maniyeti. Allah Allah. Şimdi kalpte mail çıktı. Gitmiyorum derse. Mesela adam fasık, meyli zarar vermek böyle. O çıktı. İzanla hop aşağıdan girdi. Hop, yani böyle çatıyı düşünün. Evden hop çatıya çıktı. Vay be. Öyle neymiş ya. Bilere bakıyor. Böyle bakıyorsun ya tepeden. Şimdi kapten hop çıktı. Dima geldi. Hop ne var lan? Tahayyül, tasavvunaksızsın lan. Öyle. İtikadın da öyle. İtikadını kalpteki, hani dedik ya, itikat vahiy itikadı yapar. Döner itikat, kalpteki imanı inşa eder. Kaliteli iman yükselirse, eyleme dönüşürse, kaliteli iman olur. Bu dönen o iman, izan yoluyla itikadın kalitesi yükseltir. Şimdi kalpte meyiller çıktı mı, meylanlar buradan geliyor. Meylanlar geldi mi, hemen bunlar fikriyatlar değişiyor, akıl yorumları değişiyor, düşüncelerin değişiyor, o iyiliğe ve götürlüğü hayal ettiriyor. Burayı da böyle varsa fikri iltizam oluyor, ondan sonra taassuplar geliyor. Buradan da saravet artık dinsizlikse veya Müslüman olup da batıl şeyleri tiryakilikler oluyor. Biz de zehirleniyoruz. Hakikat zehirlemesi var. Biz de tirak olduk. Bir pazar derse katılmasak. Biz uçağı almadan gelirken değil mi? Pazar dersini ayarladık. Yani dersimiz var. Yani bütün hareketlerimi pazar, dima, çarşamba, nüfus dersine göre ayarlıyorum. Yani bu itikattır. Yani Emirdağ da söylüyor. Tirakilik bu. Terki mümkün olmuyor gibi. Mail buradan geliyor. Yani arkadaşlar, şurası kalptir. Bu kalpte ne var? Meylanlar. Latifi ne? İnsaniye. Başka? Latifi maneviye. Kalpteki latife manevi ediyor. Bunun altında işte vicdan var. Orada latife rapanıyor. Girmiyoruz. Bu ne yapıyor kardeşim? Meylanlar neyin parçasıydı? Daha dibe doğru gitti. İnceleşiyor. Kaderi diyor. İnceleştireyim biraz. Biraz gideyim. Bu neyin parçasıydı? Bak göreceksiniz. Meylan. İnciza. İhtiyaç. İhtiyaç mı? Neydi bu abiler? Emanet. Harikasın. Böyle mantıklı şeyler söylüyor ki.
Kim? Kim şey diyor? Takım mı? Ben Hasan abi için öyle de var. Aklın tekrar dönmüş hala. Evameli tekbinin içine var. Karpuzu gibi yer. Başka bir şeyler. Meylan, ihtiyaç, iştiyak, incisap. Meylettin mi abi derse gitmemeye? Latife-i insani etkiliyor. Meylettik gitmeye abi. Ettik abi. Ondan sonra geldi mi abi şey dima izanına? Çıktı çatıya. Çatıya çıktı. Hop diyor. Fikri iltizamların. Tarafkir oluyorsun. Bir tarafsız artık kalmadı Meylan. Diyor ki, tabi derse gitmen lazım ya. Olur mu ya? Sen nerede bulacaksın bu tabunu? Gibi. En az 10 tane sebep sayar. Sonra onu saydı mı abi? Ona uygun tasavvurlar çıkar. Ona uygun şekiller gelir. Tabii arabayla mı gideceğim otobüsle? Hepsini işe ondan sonra burada hemen yapıyorum. Hepsi aniden yapıyor. Aniden. Hangi yoldan gideceğini bile şey yapıyor. Kesinlikle. Hayal ediyorsun abi. Vay be. Hasan abi. Peki, aceleciler kimdir? Aceleciler meylettiğin anda burayı hayal etti ya bunları. Hayal ettiği anda çok iyi anlaşıyor. Oradayım. Kontrolün işte trafik olan tam adam ne için? Çünkü meylan ettiği anda buradadır. Bu süreçleri düşündüğü zaman dur. Hadi ya. Ve şu an söylediğiniz acayip bir şey. Evet. Ama bilmiyorum yani anlamadık herhalde. Evet, çok güzel bir şey söyledi. Tamam, beni tanıdık. Niyet ettiği şey... Hemen otomatik bu sistem aktif. Sistem hemen aktif. Bak şuraya geldiği zaman arkadaşlar. Hemen buraya geldiği zaman hemen şöyle etkiliyor. Etkiledikten sonra bunlar etkilenmeden buraya etkilemiyor. En iyisi izanda takılacak fazla yukarı. Nerede? Bak buradan oluyor. Tasdik yapmam lazım. Bu yaptığım şey şeriata uygun mu? Evet. Hasan abi. Hasan abi. Yeter artık bir konuşayım patladım. Hasan abi. Siz var ya anlattığınız şeyi üstad bile çok dikkatli anlatmış. Bu 26. sözde var ya Hasan abi. Gayet müdakkik alimlere mahsus bir hakikattir derken üstad sanki bunu anlatıyor Hasan abi ya. Yani bunu anlatmıyor mu? Cüz-i ihtiyarine giriyor ya. Cüz-i ihtiyarı nasıl anlatsın böyle? Böyle anlatıyor işte. Yani siz ya yanlış yapıyorsunuz ya da bizim müdakkik alim olduğumuzu kabul ettiniz. Sizi kabul ettim. Sizi kabul ettim. Sizin müdakkik olduğunuzu. Bu dersler gayet müdakkik alimlere mahsus. Öyle anlaşılmıyor. Bir şey var burada. Size veriliyorsa sen bunu ye, sana uygun. Yani. Çünkü bebeğe pirzola verilmez ama çok iyidir bize. Evet. Ama bebeğin maması da bizi doyurmaz. Doyurmaz. Yani gidiyorsun çocuğa pirzola, gafura da mama yediriyorsun. Mama ile doyar mı? Doyur. Zaten onu ağzını hareket ederken inen bile bitmiştir en azından. Doğru. Ama ikisi de doğrudur. Ama abi bu bir dakika halim biraz takılıyor burada. Yani tamam. Bu bir dakika. Bakayım ne çıkacak diye merak ediyorum. Yok, sadece şu. Şimdi öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir. Şimdi buraya geldim abi. Öyle konuşuyor ki. Emri nisbi budur. Emri itibar budur. Buraya geldi, buraya malzeme verdi. Buraya malzeme verince bu. Nisbiler aktif. Buradaki bütün sistem aktif. Buraya gelince tevhem aktif. Tevhem demek. Evham hep kötü değil ki. Evham ne kadar güzel bir şeydir. Yani evhamın özelliği neydi evhamın? Vehmin. Yoku var eden fikirler. Burada fikirler var, burada eylemler var. Yani abdestin yok, var şeklini gösterir. Abdestin yok, var manasını gösterir. Yani tasavvur, düşünceler, tahayyül, şekiller. Ya olmayan düşünceleri var yapar, var olan düşünceleri de yok yapar. A eşittir B ise B eşittir A. Var olan şekilleri yok yapar, olmayan şekilleri var yapar. Şimdi meylan buradan geldi mi abi? Meylan geldi mi? Şimdi otomatik olarak emri nisbileri de aktif ediyor. Bak geldi mi abi buradan? Burayı da aktif ediyor, burayı da aktif ediyor. Bak şöyle çizsem daha iyi olur. Tahtan haydi kıyası oluyor. Evet bak şimdi. Neyi dedin abi sen? Taakkül vaydi kıyası oluyor zaten. Evet tabi burası.
Şöyle oluyor Gafur'um. Şuradan geldi mi abi? Bir de şöyle oluyor. Şurası, şurası. Akşam sittim öyle diyor. Ben de artık kabul ettim. Ondan sonra emri nisbiler çok önemli. Emri nisbi nisbiler emri itibariler. Şimdi demiştim ki o zaman hatırlar mısınız? Emri nisbi, emri itibari şimdi tespitime göre tasavvurdadır. Evet. Ama tasavvur vehim okuduğum için daha tahayyül okumadım. Dediğim zaman bu Allah-u Alem demiştik. Emri nisbilerin burada itibariler olduğu kesin gözüküyor. Emri nisbilerin de olabilir ama şimdilik burada kalsın. Yani buradadır şu an. Şimdi emri nisbiler buradadır. Ya vücut bulmuş mudur emri itibari abi? Emri itibariler mi? Bak şimdi. Ben yapayım. Mevcudat realite ya. Bakıyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, dokunuyoruz. Yani bunun kaynağı, nisbilerin kaynağı hariç. Menba o, depo. Emri itibaren kaynağı sensin. Bir kere temelde fark. Yani nisbilerin kaynağı hariç, ne yapıyorsun? Alıyorsun. Mevcudu alıyorsun. Tamam. Bunlar içeri girdi mi abi? İçeride meylanlarım var. Meylanlarım var, incizaplarım var, iştiyaklarım var, ihtiyacım var. Bu dışarıdan aldığını bu dört tane şey değiştiriyor. Ve aynısını yapıyor. Değiştirmeyi buraya da koyuyor. Mana ise buraya koyuyor. Düşünceler burada, şekiller burada. Mekan burası, zaman burasını oluşturuyor. Mekan. Geliyorum abi öyle bir deniz ki gemiyle giderken bu çalışıyor. Abi orada neler yapacağız biliyor musun? O kamerada, o şeyde, gemide kitap okuyacağız abi acayip bir şey. Oltada atacağız ya. Ne okuyacağız deyince 26. söz deyince hemen fikirler buraya. Anlattığım şeyi. Çünkü mail ediyoruz. Bak bu maila unutmayın bu bütün çalışıyor. Meylan tek başına değil. Meylan bencizap var, ihtiyaç var, iştiyat var. Arkadaşlar, bu tek değil, kopartamazsınız. Ama meyil dışarıya gözükür. Ama ihtiyaç gözükür. Ama incizap gözükür. Ama iştiyat olarak gözükür. İştiyat gözüktü diye meylan yok mu? Bütünseldir. Kendisini ne yapar? Buraya kalbe atar. Kalpte zaten de yüzeyseline atar. Sonra kalpten yapacak, eyleme dönüştürecek. Dimağa atıyor. Dimağa atıyor. İzana. İzana. İzanla atıyor. İzan iki yönü çalışır. Bir kendisini aşağıya atar, bir yukarıya atar. Aşağı attığı zaman tasdik var, takul var, tasavvur var, tayin. Yukarı ne var? İltizam var, itikat var. Hep aktif oluyor. Bu kapıdır. Buradan böyle bir geçit alır. Şimdi gelen meylanlara uygun fikirler üretir, şekiller üretir, ona uygun malzemeler yapar. Bu da bu üç taneden kendi işte ben bu partiye vereceğim, bu partiye vermeyeceğim. Namaz kılacağım, kılmayacağım. Bu artık dönemezsin bu fikirden. Çok zor. Bunu yapan, bu geldi ya, yukarıya gelirken bu itikadın zarar görmesin, aşağıya doğru olur. Cüziye ihtiyarı koymuş, paldır küldür girebilir. Çünkü bekçi, akla da bekçi diyor, akla, lematta. Buraya itikadına zarar gelmesin diye cüziye ihtiyarı koymuş, sibop. Paldır küldür girmesin hemen. Ama girme, çünkü çok önemli yere sibop koymuş. Su gider, check-up var, geri gelmesin. Yoksa bu depo boşalır. Buraya her su gitmesin, gider su da geri gitmesin. Check-up ne diyorlar?
böyle buraya bunu koymuş. Şuna bak. İltizama koymuş. Hemen yanına koymuş cüz-i ihtiyarı. Görüyor musun? Hemen. Çünkü buraya tamam diyor. Bir derece insan olduğumuz zenginlik olsun. İnsan olduğumuz için buraya git. Cüz-i ihtiyar diyor ki izandan gelen meyler bir dakika buraya doğru atamazsın. Dur. Onaylayacağım mı? Onaylamayacağım. Akıldan gelen hepsini ihtiyar onaylamıyor. Aklımız doğru dedi. Her şeyi yapıyor muyuz? Adam alimdir. Adam alimdir. Kur'an'ı biliyor, hafızdır. Niye namaz kılmıyor? Cüz-i ihtiyarısı çalışmıyor. Abi bir tek şunu sanki İrfan şöyle anladı gibi geliyor bana abi. tahayyülle tasavvurla zaman ve mekan anlamında sanki tahayyül zaman, tasavvur mekan gibi anlıyor gibi. Peki sana şöyle söyledim. Gafur. Sizin eviniz yukarıda bir mezze vardı ya. Vardı. Orada sen dedin ki abi şu odunlar şurada yakabilirsin. Evet. Ondan sonra şu balkon kenarında şurada otur kitap oku demiştin, hatırlıyor musun? Evet. Peki sizin evi deyince ilk önce hayaline gitmedi mi? Gitti abi. İlk önce bu gibi. Mekanı oluşturuyor. Ev mekan değil midir? Sonra fikirler konuştuk o. Gafur, senin yukarı ev vardı ya. He abi, burada bana odun göstermiştin. Ondan sonra abi burada yakıp da şurada işte kestane koyup böyle karda bir kitap okuyalım abi, bir kader ise, değil mi? Abi nesini konuşacağız dedik Gafur. Abi, emri kaderin, emrin ismenin itibarını konuşalım. Öyle mi abi, emrin ismenin? Peki senin evin var deyince ilk önce fikir mi geldi, kader mi geldi? Şekil hemen gelmedi mi dediğim an? Geldi. O şekil mekan. Mekanını oluşturuyor. Atomsuz mekan. Nispiler de zaten ondan kaynaklanıyor. Haliçi gösteriyor. Ha, bunun içerisinde ne var? Hayal var. Bunun içinde ne var? Düşünceler var. Bunun içinde ne var? Akıl var. Aklın içinde fikir var, deha var, zeka var, tefekkür var. Bak zaten buradan çıkmıyor. Tahayyül, tevehhüm, tasavvur ve tefekkür. Burada. Tasdiki. Tasdik değiller, izan değiller diyor. Değil tabii. Burada değil, burada değil. Burada işte. Bak şekli şey yaptım ki göresiniz diye. Bak. Bak tahayyül, tevehhüm, burada. Tasavvur, bunun içindeki sistem, düşünceler. İzanlar da burada. Tefekkür şurada. Tasdik akli değiller. Yani akıldan geleni onaylamış değil. Fikri iltizam değiller daha diyor. Tasdike geçmemiş. Fikri iltizam. Bu fiili iltizam. Eyleme dönmüş. Yani fiile taraf gir. İslamiyet. İslamiyet inanç değildir. İslamiyet şeydir. Fikir de değil. Namaz kılmak, namaza inanmak, namaza İman etmek demiyor. Namazı kılmak. Kılıyorsan kılıyorsun, kılmıyorsan kılmıyorsun. Fikir değil. Kılmıyorsan düşündüğün için sebebi yoktur. Eylemdir. Oruca inanmak demiyor. Orucu tutmak. O artık şurada inan. Ne diyor? İzan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dinin altına giremiyorlar. Çünkü iyi ki girmiyorlar. Fesubhanallah. Şurası. Üçü. Teklifi dinin altına girse o zaman bana diyor ki mesulsan, o zaman tahayyülüme de, hayalime de hakim olmam lazım. Hayalime, hayal okyanus, mutlak ve muhit hayal. Onu anlamlandırıp kendime uygun hale getirmek, o sonsuzluğu tahayyül, sistem yapıyor. Hayal, mesela akıl, mutlak ve muhit. Tefekkürle onu şey yapıyorum, dimağımla, izanımla, tecrübelerimle. Aklın kontrol ediyorsun yani sistemi. Abi niyeti nereye koyuyoruz? Niyet. Niyet nerededir? Niyet. Ruh. İzandır. He? İzandır. Yani hatırladınız mı? Ruhta değil mi abi? Niyet, nazar. He? Başka niyet, nazar, mana ismi, mana harfi. Haftaya niyet nerededir senden isteyeceğiz. Bir daha soru sormayacağım ben. Tamam abi inşallah. Tamam inşallah. Meylana bak. Niyet nerede? Ama niyeti senden isteyeceğiz. Ben karpuzu çizeceğim. Tamam mı? Ondan sonra emri nispiler buradadır. Emri itibar göndür. Vahid-i kıyası ikisinin cemidir.
Tamam. Vaydi kıyası. Şöyle yapayım ki daha iyi anlaşılsın. İkisinin cemi. Ya işte. Sonra şimdi dinlemiyorlar. Sonra bak, tabidirler. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabirler. Çünkü sistem çalışıyor. Bunun gibi değil. Nere? Ta'ül tevrem tesavvü ta'ül tefekkür. Nasıl ki tasdik ve izan değiller. Tamam, anladık ustalığım. Öyle de şüphe ve tereddüt saymazlar. Onun için gelenler, gel kardeş. Bana diyor ki namazdan, kadın geldi. Ulan ifsat oldu. Ulan dedim, kainat kadınsız mı? Namazda onun çekirdeği değil mi? Kulasa değil mi? Çekirdeği olan bir şey, ağaçta olması kadar normal olan bir şey var mı? Ağaçta bir şey var. Çekirdeğinde de olacak. Kainat kadınsız, erkeksiz, domuz, yılan, parasız. Ya mal satıyorsun sana. Sen mal satıyorsun, ticaret yapıyorsun. Namazda. Kainatın da hakikati kardeş. Namazında da ticaret olsun canım. Güzel abi. Ama ihtiyarınla yapmayacaksın. İhtiyarla yapma ki. Çık yani. Çünkü öyle de diyor, bunlar şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Korkma. Şüphe ve tereddüt şuradadır. Hatırlarsınız. Galiba şüphe bunda, tereddüt bunda. Veya burada mıydı? Bir bak, bak şey olmasın. Zan dersinde var. Tasavvur mu? Tasavvur aslında. Tasavvur gibi. Tasavvur boyutu. Yani kısacası bu burada. Şüphe yok kardeşim. Şüphe değil, tereddüt değil. İmanımdan için. Dedi ki bana, imanın yok. Evet yok, ne yapalım sana ne? Sanki. Allah Allah, ne diyecek? İmanın yok diye. Dairesi var mı? Allah yok diyor. Ne yapalım yok. Burada da söylüyor. Şeytan ne diyecek daha ulan, ben de manyak daha ya. Ben de manyak. Ben Allah'ı inkar etmedim ki diyor. Şeytan için şaşırıyor ateistlere. Ben diyor şeytan olmak için Allah'ı inkar etmedim, ahireti inkar etmedim. Sip dediğine muhalefet ettim. Secde etti, etmiyorum dedi. Adam diyor hem secde etmiyorum diye kendisini inkar ediyor. O zaman tahta şeytan. Kerenamu behemada. Çünkü hayvanlar Allah'ı inkar etmediği için hayvandırlar. Ama emir yok, namaz yok. Ama peki, inkar edenler velumadan. Çünkü hayvan inkar etmediği için buradadır, inkar eden diptedir, onun dibindedir. Şu cümleleri okuyayım. Burada okumam lazım. Gittik. Cüz-i ihtiyari dinlemiyor. Çünkü cüz-i ihtiyari İltizamdadır. Serbesttirler bunlar. Serbest bölge olduklarından birbirlerine zıt her şeyin, bak burası ikisinin adı serbest bölgeydi. Serbest bölge ne demek? Birbirine zıt her şeyin her şekilde bulunabildikleri. Unutmayın bak burayı. Burasının adı serbest bölge. Namaz kılacağız diye acele ediyorum ama gittikçe de çoğalıyor kafam. Serbest bölge. Ezmeyelim abi. Doğru söylüyorsun vallahi. Peki serbest bölgenin kaç tane özelliği vardı? Bir, dört. İki, üç, dört. Yazmayacağım. Ya ben okuyayım. Serbest bölge birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabileceği. Birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabileceği. İki, kontrol altına pek girmedikleri. Üç, insanın hususi dünyasının direkleri olduklarını. Dört, hususi dünyasının direkleri. Dört, dimağı iksirlediğini. Ondan sonra hususi dünyası, yani insanın hususi dünyası. Bak, birbirine zıt her şeyin her şekilde bulunabileceği. İki, kontrolü her daim mümkün olmayan, kişinin hususi dünyasını oluşturan. Dört, dimağını iksirleyip mayalayan serbest bölge. Sonra, tasdik ve izan bir mizana tabidirler. Cüz-i ihtiyari ve diğerleri bulundukları makamın altındaki, şu var ya, cüz-i ihtiyari şuradan altındaki,
mertebelerden beslenirler, şunlardan beslenirler, şunlar. Şunlar tabi buradan besleniyor. Ama bunlar diyor ki benden besleniyorsan bana da abilik yap. Ben diyor bazen kafasızlık yapıyorum, her şeyi dışarıdan alıyorum, her şeyi duyuyorum, filmin her şeyini seyrediyorum. Bana müdahale et diyorlar. Böyle rahatsız olman var ya seyrettiğin halde, hala sıkıntı olsun bu devrede. Yapma, yapma Ali, yapma, yapmasa yapma. Bu diyor, sıkılıyor. Misal, cüz-i ihtiyar iltizamdayken tasavvurdaki emri nisbi ve emri itibariyle beslenir, onları da kullanır. Yani cüz-i ihtiyari buralardan besleniyor. Besleniyor. Ondan sonra burada bir sıkıntı olmaz günahtan. İzam kapısı açık ya, ama kalp kapısı yoksa, adam günah işlerken eğer hiç rahatsız olmuyorsa izan yoktur onda. Kararmış derken o zaman oranı kapanmış. Kapanmış. Kafa zifiri kalkmış. Yalnız kalmış. Bu kapak kapalı. Evet. Ben Rana ala kulu. Tamam abiler. Bu burada bu haftalık bu kadar. Sen niyeti getireceksin bize. Ondan sonra ben karpuzu çizeceğim. Allah nasip ederse haftaya yaşarsak tahayyülün ikinci dersini yapacağız. İnşallah. Ondan sonra zannediyorum 3 saati geçmiştir toplam. Şimdi kaç saat var? 1.40. 1.40, 1.40 daha. 3 saat 20 dakika, evet. Allah bereket versin. Allah niçin sadece yaptım yoksa Allah'a sattık 3.5 saati. 3.5 saatimizi Rabbimize sattık. İnna Allah iştara minel mu'minel enfusekum râhmanehum beynemun cennet. Altıncı söz. Allah sanki o bizimmiş gibi bizden kendi malını satın alıyor. Bu pazar günü hepinizi tebrik ediyorum. Ben de kendimi tebrik ediyorum. 3 saat 40 dakikamızı Allah'a sattı. Allah öyle diyor. Benden alacaklı olur diyor. Ayette ben. Kafur abi. Buna bir ismini yapman lazım Kafur abi. Evet. Bu karısının makamına. Evet. Yo, çok acayip olur. Alma ben. Kafur abi. Alacaklar bekliyor şimdi. Peki. Alacaklar bekliyor. O duymadı ki. Duyması daha iyi oldu. Evet abi ya. Peki. Vâhir davâhum. Enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs selâvâ.